İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamalarını size sormak istiyorum. Evdeki altınların konut kredisi sistemine entegre edilerek Türkiye'nin rezervlerinin artırabileceğini belirtti Bahçıvan. Sizce bu tür bir modelin hayata geçmesi durumunda altın tasarruflarının ekonomi üzerindeki etkisi ne olur? Şöyle, tabii ki altının ekonomiye kazandırılmasını hem vatandaş olarak hem de bir sektör temsilcisi olarak biz de arzu etmekteyiz. Çünkü hareketli bir altın duran altından daha bizim için değerli. Sayın Bahçıvan'ın yaptığı açıklama inşaat sektörünü canlandırmasıyla alakalı bir açıklama yaptı. İnşaat sektörü lokomotif bir sektör. Ekonominin de temel direklerinden biri olan altın da kuyumculuk sektörüyle birleştiği zaman iki kuvvetli sektör mutlaka bir sinerji yaratacaktır. Bizim yalnız şöyle bir durum var. Biz bu altınların tekrar ekonomiye canlandırılmasını, kuyumcuların üzerinden yapılmasını talep etmekteyiz. Bununla ilgili sistemlerimiz var. Katsiz sistemi gibi altınlar herhangi bir kuyumcu burada sistemle entegre olan kuyumculara geldiği zaman otomatik olarak getirdikleri altınlar bankalardaki hesaplarına otomatik yatıyor. Dolayısıyla evet, bu sistemin yapılacak herhangi bir şeyin tamamen kuyumcular üzerinden yapılmasını arzu etmekteyiz. Eğer dışarıdan yapılan bir sistem olduğu zaman hem vatandaş kuyumcuya daha çok güveniyor, uzman olmasından dolayı. Yani bu işin ana temeli ne yapılacaksa yapılsın kuyumcular üzerinden mutlaka yapılmalı. Evet, peki Sayın Sönmez, bu modelin uygulanması halinde kuyumcuların rolü nasıl şekillenir sizce? Altınların şöyle, bankalar aracılığıyla sisteme kazandırılması süreçlerinde kuyumcuların katkıları ve biraz önce aslında bahsettiğiniz öncelikleri neler olmalı? Şöyle, bu altınların bizim bankada hesaba yatırılacak altyapı sistemlerimiz hazır. Vatandaş altını kuyumcuya getirip bozdurduğu zaman saklama amaçlı, yani altın mevduat hesabı otomatikman açabiliyor. Altın mevduat hesabını açtıktan sonra tabii Bahçıvan'ın açıklamasının detaylarını da bilmek lazım. Oradaki öngörü neleri planlayarak bu açıklamayı yaptı ama benim tahminime göre belli bir miktardaki altın tasarrufunu ev alımında kullanırken peşinat olarak verirse devlet tarafından da süspanse ile bankaların da katkılarıyla daha uygun bir kredi ve ev edinme sistemi modeli üretmeyi düşünüyor sanırım. Bu modeli üretmek için de kuyumcuların şu anda altyapıları hazır. Evet. Dediğim gibi mutlaka kuyumcular üzerinden olmalı. Aksi takdirde vatandaş zaten ilgi göstermiyor.